Sevgili seyirciler, Rusya'daki 2 yıllık demokrasi denemesi son derece kanlı şekilde sona erdi. Tam 10 saat süren ve bütün dünyada canlı izlenen savaş bitti. Ruslar 1917 Ekim ihtilalini adeta tekrarladılar. Halkın oylarıyla seçilmiş bir lider, yine halkın oylarıyla seçilmiş parlamentoyu hiçbir yetkisi olmadan feshetti. Parlamenterler direnince de inanılmaz bir ateş gücü kullanıp herkesin gözü önünde her şeyi dağıttı. Gösteri gibi binlerce insan da bunu yerinde seyretti. Dünyada da televizyonlarında seyrettiler. Müthiş bir olay. Parlamenterler ve liderleri Hazbulatov ile Rutskoy sonunda dayanamayıp teslim oldular. Akıbetleri meşhur. Moskova'da şu anda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Parlamento hala yanıyor. Şehir savaş alanına dönmüş durumda. Şimdi ölü ve yaralılar sayılıyor. Bazı rakamlara göre 25 kimine göre 500'e yakın ölü yaralı var. Kesin rakam belli değil. Yeltsin bu aşamada kazanmış gibi görünüyor. Ancak o da büyük yara aldı. Rusya'daki belirsizlikler asıl şimdi artıyor. Bu olayın ülkenin diğer bölgelerine de yansıyıp yansımayacağı belli değil. Biraz sonra Moskova'ya bağlanacağız. Oradan da Brüksel ve Washington'a ve olayın yankılarını öğrenmeye gideceğiz. Cenk başlamış şu anda parlamentonun karşısındaki özel stüdyomuzda bekliyor. Canlı bağlanacağız. İnşallah bağlantıları gerçekleştirebiliriz. Çünkü şu anda uydular arasındaki bağlantılar inanılır gibi değil. Ancak öncelikle bu noktaya nasıl geldiğimize kısaca bakalım. Yeltsin ile parlamento arasındaki 2 hafta önce başlayan mücadelede biz de o sırada oradaydık. Cenk başlamış bugün bombalanan parlamento binasındaydı ve sonunda da birlikte o günleri yaşadık. İki yıl önce 91 Ağustos'unda aynı Beyaz Evin önünde Yeltsin bir tankın üzerine çıkmış ve darbecilere meydan okumuştu. Bugün yok etmeye çalıştığı parlamenterleri korumuş, demokrasinin bayrağı olmuştu. O günlerde yanı başında en güvendiği iki insan vardı. Biri Meclis Başkanı Hazbulatov, diğeri ise en yakın arkadaşı Rutskoy. Bugün her ikisi de karşısında. O günlerde ise darbe girişimi bu sayede engellenmiş ve demokrasi kazanmıştı. Ancak bu beraberlik pek uzun sürmedi. Yeltsin nasıl Gorbaçov'u yerinden edip yetkilerini aldıysa ve bunu da parlamentoyu kullanarak yaptıysa Hazbulatov da aynı yolu denedi. Yeltsin'in başkanlığa oturmasıyla birlikte meclis başkanı olarak asıl yetkinin parlamentoda olduğunu açıkladı. Yeltsin ne karar aldıysa parlamentoda engelledi. Hükümete atamaları dahi parlamentonun onayına bağladı. Yetki krizi kısa sürede ülkenin yönetimindeki iki başlığı doğurdu. Karar alınamaz oldu. Alınan kararlar ise uygulanamıyordu. İşte kavganın temeli bu. Yetki kavgası ve iki liderin kişilik çatışması. Yoksa Yeltsin ile Hazbulatov ve taraftarlar arasında önemli bir fark yok. Mücadele Batı basının ileri sürdüğü gibi komünist tutucularla demokrasi ve serbest piyasa yanları arasında değil. Her ikisi de demokrasiyi istiyor. Her ikisi de reformlardan yana. Hazbulatov ne kadar komünist ise Yeltsin de o kadar komünist. Biri ne kadar Rus milliyetçisi ise diğeri de aynı. Bu yetki kavgası tam 18 aydır devam ediyor. Hem de artan biçimde. Parlamento daima kendi kararlarını uyguladı. Yeltsin'inkileri değil. Kendi çoğunluğunun istediği kararları aldı. Yeltsin'inkileri hiç değil. Yeltsin ise bu şekilde parlamentoyu sık sık terk etti. Hele bir defasında Hazbulatov tarafından toplantı sırasında sarhoş olmakla suçlanması Yeltsin'i çileden çıkarttı. Parlamenterler arasındaki kavgalar da günlük görüntülerin arasına girdi. Tabii durum böyle olunca Yeltsin de parlamentoyu dinlememeye ve kendi bildiğini yapmaya adeta bir diktatör gibi tek başına hareket etmeye başladı. Ancak son aylarda sık sık da bir cümlesi duyulur olmuştu. Eylül ayı çok sıcak geçecek. Eylül'de şaşıracaksınız diyordu. Kimse bunun ne anlama geldiğini anlayamadı. Oysa darbe hazırlıkları başlamıştı. Ağustos ortalarında İçişleri Bakanı bir demeç vermiş ve ben devlet başkanı değil, anayasayı korurum demişti. Ertesi gün görevinden alındı ve yerine Yerin atandı. Eylül ayı başında ise bu defa KGB'den sorumlu Güvenlik Bakanı Barannikov görevinden alındı ve onun yerine de Golushkov atandı. Aynı günlerde askerin maaşına Yeltsin önemli bir zam yaptı.
ve Savunma Bakanı Gracev'i makamında tam 4 defa ziyaret etti. Bu toplantılara yüksek komuta heyeti de katıldı. Eylül'ün ortalarında devlet başkanı Moskova'yı korumakla görevli İçişleri Bakanlığı'na bağlı Derzinski birliklerini denetledi. Askeri kanattan sonra Yeltsin, Rusya Federasyonu'nu oluşturan 88 yerel yönetim liderinin de nabzını yokladı. Ve nihayet Washington'u arayıp Clinton ile görüştü. 21 Eylül günü de bütün bu hazırlıklardan haberi olmayanları şaşırttı. Darbe yaptığını açıkladı. Yeltsin aslında hiçbir yetkisi olmamasına rağmen parlamentoyu feshetti. Yeni seçimlerin Aralık ayında, başkanlık seçimlerini de gelecek Mart'ta yapılacağını açıkladı. 300 milletvekiline sempatik görünmek için de 1 yıllık maaşlarını alabileceklerini, arabalarını, evlerini tutabileceklerini ve ileride devlette bol maaşlı görevlere atanacaklarını söyledi. Bu güzel vaatler meclisin yarısından fazlasını tatmin etti ancak 100 kadarı direnişe geçti. Onlar da yetkileri olmamasına rağmen bu defa Yeltsin'i başkanlıktan indirdiler ve kendi hükümetlerini kurdular. Yeni devlet başkanı, Yeltsin'in en yakın destekçisi ve en yakın arkadaşı olan yardımcısı Rutskov oldu. Savunma Bakanlığı'na da General Açalov getirildi. Şimdi Rusya'da 2 başkan, 2 hükümet var. Ancak biri sözünü geçiriyor, diğeri ise parlamento binasının içinde hapis bekliyor. Askeri birlikler parlamentoyu sardılar ve içeridekilerin taraftarlarını pek de nazik olmayan şekilde uzaklaştırdılar. Artık kaba kuvvetin sözü geçiyordu. Hemen hemen aynı anlarda cenk başlamış, parlamentonun içine girebilmiş nadir gazetecilerden biriydi. Yeltsin'in binanın tüm telefonlarını kestirmesine adeta o anda tanık oldu. Direnişçilerin dış dünya ile tüm ilişkileri böylece durduruluyor ve sesleri kısılıyordu. Ardından da elektrik ve gaz kesintisi geldi. Sekreterler mum ışığında çalışmak, yemekler de aynı şekilde mumlar altında hazırlanmak zorundaydı. Dış dünya ile temasları tamamen durdurulan direnişçi parlamenterler 2 noktaya güveniyordu. 4 aylık yemek stoğu, büyük miktarda silah ve yasalara saygı. Biz yasaları temsil ediyoruz, Yeltsin ise kaba kuvveti diyorlardı. İçerideki hava direnmeyi sonuna kadar, hatta ölene kadar sürdürmeden yana insanlarla doluydu. Onlar silah kullanırsa benim elim boş mu duracak? Ben de eski askerim. Sıra silaha gelirse onu da kullanırım. Bu kapıdan içeriye kimseye adım attırmam. Bunu iyi bilsinler. Yeltsin'le aramızdaki savaş uzun süredir devam ediyor. Parlamentoyu imha etmeye çalışıyor. Bunu başka hiçbir ülkede göremezsiniz. Ülke parçalanabilir. Bunu engellemeye yemin ettik. Bu olay Rusya Federasyonu'nun yıkma planıdır. Yeltsin, parlamentoyu rakibi olarak gördüğü için bu planı uygulamaya koydu. Gorbaçov, Sovyetler Birliği'ni yıktı. Şimdi de Yeltsin, Rusya'yı yıkmak için harekete geçti. Kişisel hırsını devlet çıkarlarının üstünde tuttu. Beyaz Evin etrafında herkes her şey hazır. Askerler yerlerini almış. Tanklar, zırhlı araçlar pozisyonda işaret bekliyorlar. Yeltsin, son derece riskli bir karar alma aşamasında. Ya bu eve silahla zorla girecek, kan dökecek, o zaman bütün dünyayı ve Rusya'nın büyük bir bölümünü karşısına alacak. Karşısındaki insanları kahraman yapacak. Veyahut da gelişmeleri seyredecek, yani susacak, oturacak. O zaman da prestij kaybedecek. Son derece büyük bir kumar oynamak üzere. Sevgili seyirciler, Yeltsin kumarını oynadı. Ve gerçekten bugün insanlara hayretler verecek sahneler yaşandı. Bütün haberlerde bunu mutlaka izlemişsinizdir. Biz programın başından beri Moskova ile bağlantı kurmak için uğraşıyoruz. Moskova ile uydu bağlantıları bir süredir kesik ve hala Cenk'i karşımızda bulamadık. Cenk ile bağlantı kurulduğu andan itibaren oradaki son durumu kendisinden öğreneceğiz. Ardından da Brüksel ve Washington'a bağlanıp oradaki tepkileri alacağız. Sevgili seyirciler, bu gece Moskova'da buluşacaktık ancak Moskova ile hala uydu bağlantıları bozuk ve bir türlü Cenk ile bağlanamıyoruz. Bu arada hemen başka bir tarafa geçelim, Brüksel'e, Avrupa'nın tepkisini alalım. Ahmet Sever hatta. Ahmet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet, Avrupa'da nasıl karşılandı? Hemen bana şeyini verebilir misin? Tabii, şimdi Rusya'daki olaylar tüm Avrupa'da kaygı, korku ve büyük heyecan yarattı. Gelişmeler dakikası dakikasına televizyon ekranlarından izlendi. Tabii bu arada diplomasi kuralları da sürekli açık tutuldu. Avrupa Topluluğu Dışişleri Bakanlarının bugün Lüksemburg'da bir toplantıları vardı.
Lüksemburg ile Moskova arasında telefon trafiği çok yoğun işledi. Peki Ahmet, bir yerde herhangi bir şekilde bir kuşku, kaygı, nereye gidiyoruz gibi bir yaklaşım yok mu Avrupa'da? Tabii son kan dökülünceye kadar ve parlamento ateşe tutuluncaya kadar Yeltsin'e açık bir destek vardı. Gerçi bu açık destek bugün de hala sürüyor. Çünkü Batı şu anda Yeltsin'in alternatifinin olmadığını düşünüyor. Rusya'da başlatılan reform hareketlerinin ve demokratikleşme sürecinin sadece Boris Yeltsin tarafından devam ettirilebileceğine inanıyor. Yani bir yerde kötünün iyisi olarak görüyor ve desteğini vermeye devam ediyor. Peki, ama kan dökülmesi, şiddet kullanılması kafaları bir ölçüde karıştırdı tabii. Tabii bir yerde şöyle bir çifte standart ortaya çıkıyor. Bu bir yerde demokrasinin ayıbı olmuyor mu? Yani bir yerde seçilmiş bir başkan, resmen seçilmiş olan bir parlamentoyu bombalıyor. Ki Avrupa'da bu konuda Türkiye'ye demokrasi konusunda müthiş duyarlılık gösteren başkentlerden oluşuyor. Burada hiç kimse kalkıp da demokrasi ayıbından söz etmiyor mu? Çok ilginçtir. İlginç bir nokta. Gerçekten Türkiye'ye karşı gösterilen duyarlılık Rusya konusunda pek kendini göstermiyor. Bunun nedenleri de bir yerde Yeltsin'in muhalifleri eski rejimin bir uzantısı, devamı gibi görülüyor. Üzerine ateş açılan parlamentoda demokratik bir şekilde seçilmemiş bir parlamento gibi gösteriliyor sürekli. Gerçekten böyle bir çifte standart var. Hükümetler düzeyinde bu açıkça görülüyor. Basında da büyük ölçüde bu havaya katılma gözleniyor. Peki Ahmet, bu destek sürecek mi? Yani dolaştığın, şimdi Brüksel'desin, etraftan aldığın, Almanya'dan, Londra'dan aldığın yankılar, bu destek sürecek mi Yeltsin'e? Devam edecek mi böyle? İleriye dönük bir tahminde bulunmak gerçekten zor ama bütün işaretler desteğin sürüp sürmeyeceğinin Yeltsin'e bağlı olduğunu gösteriyor. Yeltsin eğer serbest seçimleri yapar, reformları uygulama sürecini tekrar işletirse bu destek herhalde sürer. Ama eğer oralarda bir aksama görülürse, hepsinden de önemlisi halk Yeltsin'e karşı da bir direnme havasına girerse bu desteğin süreceğini söylemek çok zor. Peki bu şeyleri aynı şekilde bizim gibi demokrasi ayıbı olmuyor mu diye sorduğun zaman orada Brüksel'de olsun, Paris'te, Bonn'da olsun ne yanıt çıkıyor? Yani bir duyarlılık başlıyor mu yavaş yavaş? Şimdi tabii Sovyetler Birliği büyük ülke ve orada olacak en ufak bir hareketin Avrupa üzerinde de büyük etkileri ve yankıları olacak. Bu herkes tarafından çok iyi biliniyor. Bu nedenle biraz önce dediğim gibi bugünkü siyasi tabloda Yeltsin ehvenişer, kötünün iyisi olarak görülüyor ve öbür taraflarda göz kapanıyor ve Yeltsin'e destek verilmeye devam ediliyor. Yani olayların seyrine bağlı Yeltsin'e verilecek desteği, evet, sürüp sürmeyecek. Ahmet, çok çok teşekkürler. Yakında tekrar görüşeceğiz zaten. Şu anda duyuyorum, evet. Ha, Cenk, ne oldu? Hatlar birdenbire kesildi. Halbuki Moskova'dan canlı bağlantı kuracaktık ve son durumu senden alacaktık. Olmadı. Şimdi hiç vakit geçirmeyelim. Hemen son duruma bakalım. Çatışmalar tamamen bitti mi? Hayır, çatışmalar tamamen bitmedi. Yeltsin yanlısı birlikler şu anda duruma hakim. Ancak zaman zaman silah sesleri duyuluyor ki Moskova'nın değişik kesimlerinden parlamento binasındaki korkunç yangın, bugün korkunç bir saldırıya hedef olan parlamento binasındaki yangın devam ediyor. Sanıyorum yangın bittiğinde bina tümüyle harabeye dönüşecek. Kısaca Moskova'da durum normale dönmedi henüz. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Yangın sürüyor diyorsun. Demek ki içeride hala direnenler var. Yani henüz herkes teslim olmuş değil. Hayır, herkes teslim olmuş değil. Şu anda binanın içinde Alfa adında özel bir birlik var. Özel bir operasyon timi. Bu tim direnen son unsurları ortadan kaldırabilmek için operasyonlar düzenliyor. Bu nedenle sık sık silah sesleri duyuluyor binadan. Oldu. Askerler çekilmiyorlar tabii, değil mi? Yani çekilme söz konusu değil. Çünkü çatışmalar... Hayır, şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bütün olaylar sadece parlamentonun etrafında mı oluyor, yoksa Moskova'nın diğer taraflarına da yayıldı mı? Genel bir yayılmadan söz etmek zor. Olayların yoğunlaştığı yer parlamento. Ancak bazı semtlerde küçük çatışmalar, gösteriler, işgal girişimleri,
oluyor. Bu nedenle ortam hala çok gergin. Gergin. Peki Hazbulatov ile Ruskoy neredeler? O biliniyor mu? Şu anda cezaevindeler. Artık tutuklandılar. Ölü yaralı sayısı, çünkü bazılarına göre 25 ölü var, bazılarına göre 500 ölü var. Şimdi bu rakam henüz netleşmedi. Ancak parlamento binası bugün sabahtan itibaren öyle bir saldırıya uğradı ki... Ben de onu soracaktım çünkü... Böyle bir saldırıdan kurtulabilmek neredeyse mucize. Cenk, sen nasıl kurtuldun çünkü... Bu nedenle biraz beklememiz gerekecek rakamın kesinleşmesi için, ama... Eğer 500 ölü çıkarsa sanıyorum hiç de şaşırtıcı olmayacak. Cenk, onu soracaktım. Sabahtan beri sen bu olayların içindesin. Zaten şu anda canlı bağlanabilmiş olsaydık o çektiğin 32. günü çektiği özgün görüntüleri görecektik. Nasıl oldu? Nasıl başladı olaylar? Ve çünkü tam Yeltsin pazarlık ediyordu. Her şey tatlıya bağlanıyor sanılıyordu. Birden patladı. Her şey tatlıya bağlanıyor sanılıyordu. Pazar günü taraflar arasındaki uzlaşma görüşmeleri devam ediyordu. Hatta ön anlaşmaya varılmıştı. Derken muhalefeti, yani parlamentoyu destekleyen göstericiler, kent merkezine toplanmaya başladı ve parlamentoya yürüdüler. Güvenlik kuvvetleri bu yürüyüşü engellemedi. Sanıyorum Yeltsin kendilerine ne pahasına olursa olsun ateş etmeme emri vermişti. Evet. Bu göstericilerin işini kolaylaştırdı. Kararlı davrandıkları için parlamentoyu ele geçirdiler. Olaylar hızlandı. Ruskoy hemen televizyon binasının, hatta Kremlin'in ele geçirilmesi emrini verdi. Ve böylece olaylar patladı. Yani, bugün yaşanan korkunç iç savaş manzaraları ortaya çıktı. Peki sen olayların içindeydin ve sen özellikle yanında silahlar patlarken oradaydın. Gerçekten bizim de gördüğümüz görüntüler müthişti. Yani bir savaş oldu orada galiba. Bilmiyorum, savaş deyimi burada olanları anlatmak için yeterli mi? Dün geceden başlayayım, göstericilerle güvenlik kuvvetleri arasında televizyon binası önünde bir çatışma oldu. Bu çatışmada ben de ateş arasında kaldım. Direkt olarak üzerime ateş açıldı. Ve 10 metre yanımda orta yaşlı bir adam bir anda yere düştü. Bilemiyorum, büyük bir olasılıkla öldü ama ne yazık ki yardım edemedi. Hiçbirimiz yardım edemedi. Oradan uzaklaştığımızda yeniden saldırıya hedef olduk. Üzerimize projektörler tutuldu. Korkunç bir yaylım ateşi açıldı. Hepimiz koşmaya başladık. Canımızı kurtarmak için koşuyorduk. Ama kurşunlar yağmur gibi geliyordu. Kendimizi geri attık. Yeniden yanımdaki genç bir çocuk "ah sırtım" diye yere düştü. Korkunçtu. Hiçbirimiz yardım edemiyorduk. Anlıyorum. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Çok Anlıyorum. Eyvah, Cenk'i de kaybettik galiba sesini. Cenk duyabiliyor mu? Cenk'i kaybettik galiba. Cenk'i biraz sonra tekrar bulabiliriz. Cenk'i biraz sonra tekrar bulabiliriz ve bu arada Cenk'le şeyimiz de var. Yakov Borovo'yla da görüşeceğiz. Bundan sonra ne olacağı konusunda. Şimdi hemen Washington'a geçelim ve Turan Yavuz'u da konuşalım. Çünkü Turan Yavuz bugün sabahtan beri Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nı izliyordu. Hayır, ondan da görüşemiyoruz. Sevgili seyirciler, bu gece her şey bozuk gidiyor. Uydular kesildi. Biraz önce de telefonlar kesildi. Fakat telefonları tekrar bağlayabildik. Cenk karşımda. Cenk, tekrar kesilmeden önce hemen hızlı hızlı gidiyorum. Halkın bu olaylara tepkisi ne? Seyirci mi kaldı yoksa katıldı mı? Nedir yaklaşımları? Bugüne kadar genel olarak seyirci kaldıklarını söyleyebilirim. Olaylara kayıtsız davrandılar. Gelişmelerle pek ilgilenmediler, ilgilenmek istemediler. Ancak bugün çok şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştık. Parlamentoya saldırının başlamasından hemen sonra çok sayıda meraklı diyebileceğim insan çevrede toplanmaya başladı. İnanılması çok güç ama sanki tiyatro izler gibi olanları izlemeye başladılar. Üstelik bir yandan tank ateşi devam ediyor, bir yandan parlamentodan ateş devam ediyor. Binlerce kişi iki ateş arasında kalma pahasına, yaşamları pahasına olup bitenleri ilgiyle izlediler. Gerçekten çok şaşırtıcı görüntülerdi. Cenk,
Cenk, bizim burada gördüğümüz bir sahne var ki hiç gözümün önünden gitmiyor ve çoğu kişinin de ilgisini çekti. Parlamentodan teslim olup çıkanlara halkın arasından şey yapanlar, hakaret edenler, hatta dövenler oluyordu. O zaman tekme atanlar vardı. Bu halkın ne oranda katıldığını biraz gösteriyor. Ama tabii Moskova koskocaman bir ülke. Bunlar küçük bir azınlık olabilir. 1 milyon kişilik. Evet, dinliyorum seni. Cenk? Evet. Cenk, sen beni duymadın galiba sorumu. Bu parlamentodan çıkanları, tartaklayanları gördük. Bu ne anlama geliyor? Parlamentodan çıkan kişilerin tartaklanması ya da dövülmesi o kişilerin aşırı Yeltsin sempatisyonu olduğunu kanıtlıyor. Ama kalabalık içinde çok değişik görüşte insanlar vardı. Ve genel olarak kalabalık tepkilerini ortaya çok koymaktan çok olanları izlemek için gelmişti. Böyle bir durum vardı bugün. Yani biz burada şimdi rahatlıkla Rus halkının seyircidir, kimi destekleyeceğini bilmiyor mu dememiz lazım? Duyamadım. Bizim burada Yeltsin'i Rus halkı destekliyor mu, desteklemiyor mu sorusuna ne yanıt vermemiz gerekiyor? Yanıt şu olacaktır. Rus halkının çoğunluğu Yeltsin'i destekliyor. Ama şu çekinceyi koymamız gerekiyor. Alternatifi, seçeneği olmadığı için Yeltsin'i destekliyor. Bu koşulsuz bir destek değil kesinlikle. Oldu Cenk. Çok çok teşekkürler. Şimdi herhalde senin yanında yine canlı bağlanmış olsaydık oradan konuşacaktık ve sahneleri de görecektik. Ama elimizdeki şu anda gelmiş olan görüntüleri zaten veriyoruz senden konuşurken. Yakov Borokov, Borovoy var, editör ve siyasi gözlemci. Yanında mı? Hemen konuşmaya başlayalım mı? Şimdi geldi, hemen veriyorum. Oldu. Hello. Mr. Borovoy, do you hear me? Sayın Borovoy, duyabiliyor musunuz? Hello. Oh, işte hatlarımızın gayet iyi. Biz Borovoy'la tekrar bağlanacağız. Fakat daha önce Washington'a isterseniz geçelim. Washington'da Turan Yavuz bekliyor. Turan Yavuz bugün bütün gününü Dışişleri Bakanlığı'nda ve Beyaz Saray'da geçirdi. Oldukça da heyecanlı. Turan, Amerika ile hatlar şimdilik çalışıyor. Hemen başlayalım istersen. Washington'un tepkisini başından beri bugün, şu ana kadar. Mehmet Ali, Washington şu ana kadar Yeltsin'e tam destek veriyor. Aslında Boris Yeltsin cumartesi günü Washington'a yolladığı bir mesajda bu Rusya'nın ünlü komandoları olan Spetsnaz komandolarını Moskova'ya göndereceğini bildirdi. Tabii bu da Washington'da saldırının pazartesi günü olacağı şeklinde algılandı ve Moskova'ya giden mesajlarda da Yeltsin'e tam destek verildi, yeşil ışık yakıldı. Peki Turan, burada Avrupa'da olsun, birçok gözlemci de olsun şöyle bir izlenim var. Eğer Washington, Başkan Clinton Yeltsin'e bu kadar fazla destek vermeseydi belki de Yeltsin böylesine kanlı bir olaya giremezdi. Orada da bunu paylaşanlar var mı, yoksa herkes Yeltsin'den yana mı? Şu anda herkes Yeltsin'den yana. Aslında Başkan Bill Clinton bundan tam bir saat önce San Francisco'da yaptığı bir konuşmada bunu açıkça ortaya koydu. Clinton olayları Yeltsin muhaliflerinin başlattığını ve Yeltsin'in de gereken karşılığı verdiğini söyledi. Peki neden Yeltsin? Yani bu bir yerde daha önce de hep üstünde duruyorum. Fakat demokrasinin, parlamenter demokrasinin adeta katledilmesi oluyor. Yani parlamenterler bombalanıyor. Bunun bir tutarlı tarafı görülmüyor. Niye Yeltsin bu kadar destek alıyor? Şimdi orası doğru, ancak Amerika'nın buna verdiği yanıt şöyle. Yeltsin bugüne kadar Rusya içinde halk tarafından seçilmiş, halkın desteğini almış bir lider. Parlamenterler ise eski komünist rejimin birer kalıntıları olarak görülüyor. Bir de şu açıdan bakıyor Washington. Şimdi Bill Clinton'ın, daha doğrusu Clinton yönetiminin en büyük korkusu bu aşamada Yeltsin'in kontrolü kaybetmesi, reformların askıya alınması ve daha da önemlisi ülkede bir iç savaşın başlaması. Bu yüzden bütün destek Yeltsin'den yana. Turan, şimdi tekrar Moskova ile hatlarımız kurulabildi. Çok çok teşekkürler. Hemen Cenk'e geçiyoruz. Cenk, şimdi beni duyabiliyor musun? Veyahut da Mr. Borovoy yanında mı?
Mr. Borovoy, do you hear me? Duyabiliyor musunuz Sayın Borovoy? Arada bir ses gidiyor. Okay, now my first question, do you believe that şu, Yeltsin has won the battle and that everything under his control? Yeltsin savaşı kazandı mı ve her şey onun kontrolü altında mı acaba? Hello, I'm here. Oh yeah, now I can hear you. Evet, do you hear me size now? Siz good evening, Ankara. Good evening, Mr. Borovoy. İyi geceler, now my first Borovoy. Question. İlk sorum şu. Do you believe that Yeltsin acaba has won the battle and that everything is under savaşı kazandı control? Mı ve her şey kontrol altında mı kendisinin? Well, it's possible to say that everything is evet, under his şimdilik control, her şey onun kontrol general, altında genel olarak denebilir. Ama aynı zamanda hala bazı AS gruplar şehrin çeşitli yerlerinde dolaşıyor ve gene sivil halkı rahatsız edici davranışlar içinde masum kişilere karşı. Ama şimdilik şu anda her şey Yeltsin'in kontrolünde. Peki kırsal alanlarda durum nasıl? Pek çok bölgenin Yeltsin'in yaptığı, parlamentoya karşı yaptığının karşısında. Evet, daha evvel de oldu. Öyle söylenebilir ama dün akşamdan sonra bu kişilerin tutumu Mostava'ya ve devlete karşı tutumu oldukça dramatik bir biçimde değişti. Ve şimdi onlar artık Yeltsin'le aralarının kötü olmasını isteyememezler. Çünkü gerçek güç şimdi Yeltsin'in elinde. Don't you think peki, that it, do you believe that it's acaba, the end of democracy demokrasinin or is it a sonu new era? Yoksa yeni bir dönem mi başlıyor? Siz bir durumdan memnun musunuz? Certainly it's not the end of democracy. Kesinlikle demokrasinin sonu değil. Democratic principles. Tabii bazı demokratik prensipler bir miktar yara aldı Yeltsin'in verdiği emirle ama aynı zamanda şunu da söyleyebilirim bir ölçüye kadar. Yani burada bir paradoks var. Aslında ülkemizde demokrasiyi kurtardı Yeltsin. Peki, bir iç savaşın diğer bölgelere atlaması gibi bir tehlike var mı sizce? Zannetmiyorum. Muhakkak ki bir takım tehlikeler her zaman mevcut. Ama aynı zamanda en son yapılan araştırmalara göre %72 Moskova nüfusunun Yeltsin'in tarafında onu destekliyor. Oldukça yeterli bir yüzde. Sadece %9 kadarı konseyi destekliyor ve aynı şekilde her yerde, ülkenin her yerinde de aynı. Dolayısıyla yani öyle yaygın bir iç savaşın olmaması lazım ülkemizde ama muhakkak bir takım tatsız olaylar olabilir gelecek, yakın gelecekte ama zannedersem öyle büyük bir iç savaşın olasılığı yok. Sayın Borovoy, gerçekten teşekkür ederiz. Tekrar Cenk'le bağlantı kurmak istiyoruz. Kendisi orada mı? Teşekkür ederiz. Cenk? Yeah. Cenk, biraz sonra tekrar senden bağlanacağız. Programımızın sonuna geliyoruz ama program bitmeden önce mutlaka Moskova'da nelerin olduğunu bir kere daha. Sevgili seyirciler, son defa programımızın sonuna geldik. Son defa Moskova'ya bağlanıyoruz. Cenk, şu ana kadar bir yeni gelişme var mı? Yoksa aynı şekilde yangın devam ediyor ve çatışmalar sürüyor mu? Önemli bir değişiklik olmadı. Yangın devam ediyor. Yer yer küçük çatışmalar devam ediyor. Ama genel olarak Yeltsin yanlısı birlikler duruma hakim. Cenk bir de en son şeyi sormak istiyorum. Bundan sonra ne olacak? Yani bundan sonra her şey halloldu mu yoksa yeni sorunlarla mı karşı karşıya kalacağız? Hayır, şu anda hiçbir şey hallolmadı sanıyorum. Kısa vadede belki Yeltsin kazandı. Çünkü bu olaylar yatışmak üzere yatışacak. Aradan bir süre geçecek. Bu anlamda kısa dönemde Yeltsin kazandı. Ama uzun dönemde kim kazandı? Galiba hiç kimse. Çünkü bugün yaşanan olaylar sanıyorum Cenk, uzun süre kapanmayacak bir yara açtı.
Cenk. Rusya bunun sancısını uzun bir süre çekeceğe benziyor. Tamam Cenk. Seçimler mi olacak şimdi? Seçimlerden sonra ne olacak? Yani bir yerde Yeltsin'in istediği gibi parlamento mu çıkacak ortaya? Şimdi seçimler zaten başlı başına yeni bir sorun yaratacak. Çünkü muhalefet şu anda kolu kanadı kırık durumda bulunan muhalefet bu seçimlerin yasal olmadığını ileri sürecek. Yeltsin yasallığını savunacak. Yeni bir gerginlik, yeni bir çatışma noktası çıkacak. Böyle devam edecek. Cenk anladığım